Damla üzerinde temel derslere devam ediyoruz. Daha önce sap çektik. Çektiğimiz saptan bir damla şişirdik. Damladan sabit tutarak sürekli üflemeler çıkarttık. Bugünse damladan yine sabit alev tutarak bir başka camı da kullanarak bulunduğu yerden, ısınan yerden çekme yapacağız. Şu camı da şuralarda bir yerde ısıtıyoruz. Isınan yeri bununla yakalayıp çekiyoruz. Karşısına yapalım. Sabit tutuyoruz. Orası eriyor. Bu daha ısınsın buralarda ki yakalayıp çekmeye yarasın. Yakalıyoruz. Çekiyoruz. Hemen şuraya bir tane daha yapalım. Tabii bunları yaparken diğerlerini bozmamaya gayret gösterelim. Yakaladık, çektik. Burada şuna dikkat edelim. Sağ elimde bulunan çubuğu oraya kaynatıp sağ elimdeki çubuğu çekmiyorum. Ana malzemeden madde çekiyoruz. Yani diğerini daha sonra göstereceğim. Biz daha henüz kaynakları göstermedik. O farklı bir iş. Burada birinci damlada yalnızca bunu yapalım. Şöyle çekmeler yapalım. İkinci damlamazda da yine sabit tutup bu sefer de içeri ittirmeler yapacağız. Sabit tutuyoruz. Sivri bir şeyle içeri doğru ittiriyoruz. Tam karşısına yine sabit tuttuk. İçeri doğru ittirdik. Bunlar önemli. İleride karşımıza çıkacak. Yapacağımız objelerde. Yine burayı da yapalım. Şöyle. Ucuna bir tane daha yapalım. Evet. Daha sonraki çekimlerimizde de yine temel derslerle devam edeceğiz. Ben şöyle bir göstereyim sizlere bunları. Yakından. Şu şekilde. Bunda içeri göçmeler yaptık. Şu damlada da bulunduğu yerden eriterek çekmeler yaptık. Bir sonraki paylaşımımızda yine birlikte olacağız. Hoşça kalın, görüşmek üzere.